Selamun aleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı, çeyrek ünlünüz gene süper bir videoyla karşınızda. Bir önceki videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Rekor üstüne rekor kırdık. Ele bir rekor kırdık ki Allah sizi inandırsın. YouTube videomuzu engelledi. Ya Allah'ım sana sığındım ya Resulallah. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bize destek olmuş olursunuz diyor. Videomuza geçiyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca zıkkımın kökü hastalığıyla ilgili açıklama yapıyor. Açıklama sırasında tedbir diyor. Alandakilerden biri tedbiri tekbir anlıyor. Allahu Ekber diye bağırıyor. Ola bir korkmuşlar, bir korkmuşlar. Adamı apar topar alandan uzaklaştırıyorlar. Ne oldu la? Niye adamı uzaklaştırdınız? 20 yıldır Allahu Ekber diye diye oy topladınız. Ha tedbir ha tekbir ne fark eder? Her türlü Allahu Ekber. Ya arkadaş ya. Ulan ya. Şartlı refleks miymiş neymiş? Pavlov amcam mı demiş? Öyle bir şeydi. Lan oğlum lan. Tedbiri tekbir anlıyorlar. Bir de oğlum hadi Diyanet İşleri Başkanı olsa anlarım. Olur mu Sağlık Bakanı lan? Bunun tekbirle ne işi olur? Düşündürücü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun'un zor görevi. İstanbul Sözleşmesi'nde ter döküyor. Fatma Nur Altun'un yönetiminde olduğu kadem İstanbul Sözleşmesi'ni destekliyormuş. Ancak Fatma Nur Altun'un başkanı olduğu TÜRGEV İstanbul Sözleşmesi'ni desteklemiyormuş. İki vakıf arasında şiddetli geçimsizlik varmış. Bakalım kim kazanacak? Şayet yönetiminde olduğu kadem kazanırsa Fatma Nur Altun çıkacak diyecek ki bakın arkadaşlar biz bu sözleşmeyi kabul ettirerek kadınlarımızın yanındayız diyecek. Yok eğer TÜRGEV'in dediği olur İstanbul Sözleşmesi iptal olursa evet arkadaşlar vatanımıza milletimize hayırlı olsun bu kötü iğrenç sözleşmeyi Allah'ın izni inayetiyle iptal ettirdik diyecek. Ola her türlü Fatma Nur kazanıyor. Allah Allah. Ulan bu AK Partililer var ya. Ulan bunlar her türlü kazanıyor. Neyse helali hoş olsun ya sonuçta. Yani bizim vergilerimizden alıyor. Düşündürücü. CHP'den ayrılıp yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşmuş. Evet ayrılacağım. Yılbaşına kadar partiyi kuruyoruz. Partimizde yeni yüzler olacak demiş. Bu yeni yüzlerden birisi ben olur muyum? Bilmiyorum ama yani ne olur ne olmaz. Belki teklif meklif ederler. En iyisi ben fazla sallamayayım Muharrem'e. Kapıyı kapatmayalım. Sonra da son yerel seçimlerde demiş. Bu başarı ne Kılıçdaroğlu'nun demiş ne de CHP yönetiminin. Bu başarı aday ve Kürt kardeşlerimizin bize seçimi armağan etmesiyle oldu. Ancak CHP kalkıp Kürt kardeşlerimize teşekkür dahi etmedi demiş. Hani teşekkür edip etmeme konusunda haklı olabilirsin. Doğru. Etmemiş olabilir. Bu CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun eksikliği. Hani ama İmamoğlu gibi bir adayı ortaya çıkartan Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi. Kılıçdaroğlu isteseydi veya CHP yönetimi isteseydi Ekmelettin gibi birini de çıkartabilirdi. Bu seçimi de AKP'ye armağan edebilirdi. Ama ne yaptı? Yok dedi. İmamoğlu gibi bir figürü öne sürdü. Ve halk da destekledi. Aslında halk İmamoğlu'nu desteklemek zorunda kaldı. AKP'nin yapmış olduğu yanlış hamlelerden dolayı. Yani AKP'ye oy verdiğinde kardeşimsin, oy vermediğinde düşmanımsın. Rolüne bürününce AKP, işte insanlar da gerek Kürtler olsun gerek diğer kesim, ya kardeşim yeter artık dedi, İmamoğlu'na yüklendi. Çünkü Binali'nin karşısındaki en güçlü aday İmamoğlu'ydu. Ha diyeceksin ki HDP'liler HDP'nin adayına oy verebilirdi. Evet verebilirdi. Allah razı olsun. HDP'ye oy vermediler. İşte ne bileyim kendilerine yakın birine oy vermediler. Geldiler İmamoğlu'na oy verdiler. Hani AKP'yi İstanbul'dan bir nevi gönderdiler. Şimdi burada önemli olan şey şu. Sana oy verecek kitle kim? Sayın Muharrem İnce. Sana CHP'liler oy verir. Bir de HDP'liler oy verir. AKP'li, MHP'li, Saadet Partili sana oy vermez Muharrem İnce. Ya sen ya CHP'den oyunu alacaksın ya HDP'den. Niye parti kuruyorsun? Parti kurana kadar geç HDP'ye. Geç abi HDP'ye. Yani
Ya ne derlerse desinler boş ver geç yürü oradan. Yürü oradan abi. Yani parti kurup CHP'nin oyunu azaltana kadar bu AKP'ye önümüzdeki seçimlerde artı puan kazandırır. Ne gerek var buna? Geç HDP'yi oradan devam et. Yarın öbürsü gün gel tekrardan CHP'nin başına geç dediklerinde geçersin Kılıçdaroğlu bıraktığında. Düşündürücü. İspanya eski kralı Juan Carlos hakkında çıkan yolsuzluk iddialarından sonra ülkeyi terk etmiş. Kaçmış la. Adam 39 yıl İspanya'yı tamam mı yönetmiş. Gitmiş tren ihalelerinden mi tren raylarından komisyon almış. Ne var bunda ya? Bizim ülkemizde normal sıradan bir şey. Demek ki işte ora İspanya ya he. Hemen adamın hakkında yolsuzluk davası açmışlar. Adamın malını, mülkünü 200 bin avro maaş alıyormuş. Maaşı bile elinden almışlar ha. Neyse 3-5 kıyıdan köşeden adam kaçırmış. Sonra bakmış ki ola bunlar beni hapse atacak. 82 yaşından sonra hapis yatılmaz. Topuk. Ya reisin haberi olsaydı bu dedeyi çağırırdı ölmüşlerin hayrına. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda der. Gel ola gel ne olursan ol gene gel derdi. Gelir gelmez kelepçeyi vurur arkadaşlar. Bu FETÖ'cüymüş der. Hapse atar. Bankadaki son parasına da reis el koyardı ama işte. Gel gör ki adam işte gitti başka yere ama reisin işi belli olmaz. Belki gene gelmel der bir kahvaltı yapalım Ayasofya'da bir namaz kıla hula der mi der yani. Düşündürücü. Ülkemizin yetiştirdiği yerli ve milli hırsızlarımız abi biz hırsızlık yapıyoruz ama biz bu ülkenin, bu milletin insanları değil miyiz? Bizi neden Alman, İngiliz, American kelepçesiyle tutukluyorlar? Bizim neden yerli ve milli kelepçemiz yok diye üzülüyorlardı. Artık hırsızlar müjde. Sanayi Bakanımız Mustafa Varank yerli ve milli kelepçemiz hem de elektronik olanından Eylül ayında hazır diyor. Danana, danana. Lan oğlum bu nasıl bir ülke ya? Adalet Bakanı 94 yeni cezaevi yaptık diye seviniyor. Sanayi Bakanı yerli ve milli elektronik kelepçe yaptık diye müjde veriyor. Ya şimdi benim anlamadığım ulan arkadaş. Yani bu otobanlara, köprülere geçiş garantisi veriliyor. Şimdi bu elektronik kelepçeye de takış garantisi verilir de. Yani önüne gelene takarlar. Valla. Düşündürücü. Yerli ve milli hırkızlarımız tabela şirket kurmuşlar. Çin'den 3 firmadan tam 10 milyon dolar cukkalamışlar. Evet arkadaşlar. Çin'den 100 konteyner kumaş sipariş etmişler. Garibimin Çinlileri herkesi metabi zannediyor. Bizde bir metabi var o da Çin'den alışveriş yapıyor ya. Hiç parayı almadan kumaşları göndermişler. Ödeme zamanı gelmiş bizimkiler ödeme yapmamış. Çinliler tutuşmuş apar topar Türkiye'ye gelmişler. He. Verdikleri adrese gitmişler. Ola bakmışlar tabela yok. Diğeri demiş ki ola oğlum dükkan yok. Direkt savcılığa dolandırıldık. Savcılığa gitmişler tabii bu ülkede adalet var zannediyorlar. Savcılıkta bunlara muhtemelen üzerine soğuk su için demişler. Potçigin potçigin geri dönmüşler. Ya arkadaşlar bak hemen eleştirin. Hemen kötüleyin. Ya bir de iyi yerinden bakın ya. Oğlum kumaş sektörü bak pahalı bir sektör. Ne oldu? 100 konteyner beleş mal geldi. Piyasaya onları bedavadan sokacağız. Para verseydik ne olurdu? Daha pahalı alacaktık. Bedavadan sokacağız ne olacak? Kumaş sektörümüz ne olacak? Ucuzlayacak. Hep eleştir, hep eleştir. Ulan böyle şey olur mu ya? Ünlüler camiasında bizim camiada çarşı karıştı. Sosyal medya fenomeni Murat isimli bir şahıs bizim camianın eski duayenlerinden Yeşim Salkım hanımefendiye ağza alınmayacak sözler söylüyor. Ve bu sözleri kadınların içerisinde söylüyor. Bu sözleri söylerken diğer kadınlar "Vuu!" deyip alkışlıyor. Boşuna Konfüçyüs dedem kadının düşmanı kadındır demiyor. Ya arkadaş, siz kadınsınız. Bir ortamdasınız. Bir erkek kadın bir erkek kalkıyor bir kadına ağza alınmayacak sözler söylüyor. Ve siz tepki göstermiyorsunuz ya. Ya bu kadar düşmüşlük olamaz ya. İşte bizim camia böyle. Ünlü olmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Birileri elinizden tutar.
Balon gibi şişirir sizi. Şişersiniz, şişersiniz. Yani sonunda patlarsınız. Yani geçmiş olsun. Buradan Yeşim Salkım hanımefendiye sesleniyorum. Yapacak bir şey yok hanımefendi. Maalesef bizim camianın arkasında gücü olan isimleri bu tarz isimlere destek veriyor. Onlar destek vermese bunlar böyle palazlanmaz. Düşündürücü. Geri dön, geri dön, ne olur geri dön, uzanıp tutuver elimi bir gün, utanır diyemem, ne olur geri dön, geri dön, geri dön. Evet arkadaşlar, sayın saygıdeğer MHP lideri Devlet Bahçeli, Maral Akşener'e yuvana geri dön diyor. Duyduk, şok olduk. Neymiş efendim? Ayasofya konusunda sayın saygıdeğer Meral Akşener, CHP ve HDP gibi yapmamış, farklı bir tutum sergileyerek AKP ve MHP'nin yanında yer almış. Bu da Devlet Bahçeli'yi çok etkilemiş. Meral Akşener'e bu ittifak böyle gitmez. Bir ayağın çukurda, kız yuvana geri dön diyor. Ya sayın Devlet Bahçeli, ne oldu ya? Daha dün Meral Akşener'in kapısının önüne kurtçukları göndermiştin. He? Bağırıp bağırıp duruyorlardı. Meral Akşener'i tehdit ediyorlardı. Şimdi Meral Akşener'i yuvaya geri davet ediyorsun. MHP'ye geri gel diyorsun. Hayrola ya? Reisimiz gemi batıyor diye fazlalık olarak seni gemiden atmayı düşünüyor da sen de kendini garanti altına almak için Meral Akşener'i yanına çağırmaya mı çalışıyorsun? He? Yani Meral'i bırak. Muharrem CHP'nin gemisinden inmek üzere. Bak vurma. Git Muharrem'i al. Bak, CHP'nin oylarından bir iki üç alırsın. Vallahi bak bak. Bir dene lan, ne olur ne olmaz ya. Düşündürücü. Evet arkadaşlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin. Daha güzel videolarda, daha güzel konularla inşallah görüşürüz. Beğenmeyen arkadaşlar beğen tuşuna basarsa sevinirim. Abone olmayı da unutmazsa daha çok sevinirim. Allah'a emanet olun.